Çoğunluğu üniversite mezunu ve yönetici sorumluluğu taşıyan kadın çalışanların sizce yüzde kaçı eşlerinden, nişanlılarından, sevgililerinden veya ayrılmak istedikleri erkeklerden şiddet, baskı ve zorbalık görüyordur? %10, %20, %50, %75. Yanlış duymadınız. Her 4 beyaz yakalı kadın çalışandan 3'ü şiddetin bir türüne maruz kalıyor. Ve bu kadınların çoğunluğu her sabah acısını içine gömüp işlerine gidiyor. Çünkü kadınlar ekonomik bağımsızlıklarını şiddetle başa çıkmada en önemli güvence olarak görüyor. Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu ile İPSOS'un, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu ve Sabancı Vakfı'nın desteği TÜSİAD'ın işbirliğiyle yürüttüğü İş Dünyası Aile İçi Şiddete Karşı Projesi kapsamında yapılan araştırmaya göre çalışan kadınların %28'i fiziksel şiddete maruz kalıyor. Ancak yaşadıkları şiddet sadece fiziksel değil. Her iki kadın çalışandan biri eşinden sosyal şiddet görüyor. Davranışları, giyimi kontrol ediliyor ve sosyal medya üzerinden itibarsızlaştırılmaya çalışılıyor. Kadın yöneticilerde sosyal şiddete maruz kalma oranı %41. Ayrıca çalışan her 4 kadından biri ekonomik şiddete maruz kalıyor. Erkekler kadının çalışıp çalışmayacağına karar verip gelir ve harcamalarını kontrolü altına alıyor. İş hayatında yönetici olan kadınların %17'si kendi ekonomisini yönetmekten kısıtlanıyor. Aile içi şiddet, kadının üretkenliğini azaltır. Motivasyon, iş gücü ve potansiyel ücret kaybı ile onu ekonomik olarak güçsüzleştirir. Sadece şiddet gören kadının değil, iş yerinin güvenliği ve işleyişini de tehdit eder. Sağlık ve adalet hizmeti giderlerini arttırır. Kadınların çalışma yaşamına erişimini engeller ve ekonomik büyümeye de zarar verir. Şiddet bir özel hayat konusu değil, iş yerini ve işte eşitliği de etkileyen bir toplumsal sorundur. Sizin şirketiniz de bu konuda öncü şirketler arasına katılabilir. İlk adımı şiddete karşı politika oluşturarak atın. Hedefiniz, şiddete sıfır toleransı olan bir iş yeri kültürü yaratmak olmalı. Tepe yöneticilerin açık ve tam desteği, şirkette şiddete karşı politikalara olan güveni ve desteği arttıracaktır. Ve çalışanlarınızın aracılığı ile topluma yayılacaktır. Sabancı Üniversitesi'nin kadına yönelik aile içi şiddetle ilgili iş yeri politika oluşturma ve geliştirme rehberi bu konuda önemli bir kaynak olabilir. Uygulayacağınız politika şirketin müdahil değil, yol gösterici ve destekleyici olmasını esas almalı. Şiddet sarmalından kurtulmaya çalışan kadın çalışanlara destek mekanizmalarını tanımlamalı. Kişisel hayatın gizliliği ilkesini eksen almalı. Sabancı Üniversitesi'nin araştırmasına göre şiddet gören kadınların %30'u evini terk etmek zorunda kalıyor. Bu nedenle yeni bir düzen kurmak için onları destekleyecek bir kaynak ayırın. Performans değerlendirmelerinde şiddetle başa çıkmaya çalışan kadınlara anlayış gösterin ve olumsuz değerlendirme ile cezalandırmayın. Güvenlik planını risk altındaki kadın çalışanla birlikte hazırlayın. Ekonomik özgürlüğü sağlayacak talepleri dinleyin. İş yerinde erkek, kadın, tüm çalışanlarınız için toplumsal cinsiyet eşitliği konusundaki düzenli eğitimlere önem verin. Kadına şiddet bir insan hakları, eşitlik ve adalet sorunudur. Adaletin eşitliğin olmadığı ve insan haklarına saygının içselleşmediği toplumlarda ekonomi gelişemez, şirketler büyüyemez.